polen, arı sütü, propolis. Arı ürünlerinin faydası sayılamayacak kadar çok ve her yaşta tüketilmesi sağlıklı yaşam açısından önemli. 1970'li yıllardan bu yana baba mesleği arıcılığı sürdüren natürel arıcılığın kurucusu Tuncer Çalışkan, arı ürünleri özellikle de arı sütü satışı yanı sıra damızlık ana arı satışı da gerçekleştiriyor. Türkiye'de arıcılık babadan oğula geçen meslekler arasında yer alıyor. 1950'lerde Yusuf Çalışkan Bulgaristan'da başladığı arıcılığı, 1977'de Türkiye'ye göçün ardından Silivri'de sürdürüyor. Henüz çocuk denebilecek yaşta arıcılıkla tanışan Tuncer Çalışkan, babasından öğrendiği bilgileri eğitimle perçinleyip profesyonel arıcılığa başlıyor. 8-10 yaşından itibaren, ilkokul çağlarından beri sürekli babamın peşinde. Kendimi bildim bileli evde arılarımız vardı. Biz aslen Bulgaristan doğumluyum. Yaşımız ilerledikçe bu sevda daha da arttı. Kendi kendimize başladık. 15-16 yaşında kendi kendimize işte koloni yönetmeye başladık. Babamızdan bayağı bir bilgileri tabii istifade ettik. Çünkü babam da 20'li yaşlarda başlamıştı bu işe. Ziraat okulunu okudum, hayvancılık okuduk. Daha sonra işte 77 yılında göç ettik Türkiye'ye. İşte buraya gelince babamın ilk işi bizim arı almak oldu tekrar Türkiye'ye gelir gelmez. Çünkü adamın işi bu, mesleği bu. Bu işi en iyi bilenlerden bir de. Öyle de gururla söylemek istiyorum. Çünkü her şeyi borçluyuz onlara. İşte Türkiye'ye geldik. Arı sütünü ilk üretenlerden biziz. Türkiye'de onu da iftarla söylemek istiyorum. İşte fakat işte o dönemlerde arı sütü Türkiye'de çok bilinmiyordu. Babamla annem ikisi yapıyordu bu işi. İşte annemin de çok büyük emekleri olmuştur babama. İleriki yaşlarda işte emekli olunca bu bayrağı devralmaya niyetlendik. Babam da tabii yaşlandı. İşte markalaştık, natürel arıcılık adı altında. İşte devam ediyoruz. Tuncer Çalışkan, İstanbul Silivri'de kovanlı arı ve damızlık ana arı satışı yapması yanı sıra arı sütü, polen, bal üretimi gerçekleştiriyor. Ana arı üretiyorum. Karniyol cinsi ana arı. Bu ana arının biz genini de koruduk. Bizim arımız arı ırkı. Gayet uysal bir ırk. Sokmayan bir arı. Karniyol cinsi ana arı yapıyoruz. Kendi anamızı öncelikle. Daha sonra işte isteyen arkadaşlara da yardımcı olabiliyoruz. Arı sütü yapıyoruz. Arı sütünden sonra işte üretimimiz polen yapıyoruz. Burada ormanda çok güzel polenimiz oluyor. Bayağı bir karma bitki çeşidi var burada. İşte polenden işte arı sütü, polen, bal. Balı mesela ne yapıyoruz? Bala çok o kadar az ve öz yapıyoruz. Yani bal çok burada olmuyor ama çünkü başka bir bölgeye götürmüyoruz. Ayçiçeğine vesaire. Burada işte organik ballar yapıyoruz. Yani karma bal. Bölgenin bitki çeşitliliği balın aromasını artırıyor. İlk barda mesela akasya değil mi? Daha sonra işte funda çiçeği. Burada kekik de var. Kekik var. Karaçalı denen bitki var. Meşelerden bağsıra çok buralara düşüyor. Bağsıra dediğimiz bir bitki. Kekik var. İşte karma bir bal oluyor. Bu mevsimde de bizim püren denen bir funda çiçeğimiz var. Yani halk arasında funda da deniyor. İşte o püren bitkimiz de var. Onun balı da son derece faydalıdır. Böbrek iltihaplarına, hatta idrar yolu enfeksiyonlara, yani mide için falan. Buradaki bölgede biraz daha fazla tanınıyor bu Trakya bölgesinde. İşte bağışıklık sistemi güçlendiren bir bal. Çalışkan, az ve öz ürettikleri püren balının dünyaca ünlü Anzer balına eşdeğer özellikte olduğunu söylüyor. Literatürde de falan bunu görüyoruz. Anzer balının eşdeğer bir bal olduğu her yerde yazılıp çiziliyor. Fakat halkımız çok bilinçlendirmemiş yıllardan ama bilen kesim var, bizim müşterilerimiz var. Özellikle bize gelip buradan alıyorlar, bizi buluyorlar. Gelecek senenin balını bu yıldan sipariş verenler var. Bitki çeşitliliğini sağlamak adına kovanları ormanda muhafaza ediyor Tuncer Çalışkan. Artık gezmiyor. Her mevsimin güzelliğini ve çeşitliliğini burada ormanda yaşıyor. Burası Silivri'ye bağlı Beyciler Mahallesi diye geçiyor şimdi. Köylere de mesafemiz işte uzak olması, zaten öyle tercih ettik. Köye de uzak olması gerekiyor. Yani şey, tarımsal ilaç falan kullanılmaması için. Yani burada şimdi orman içindeyiz. 450 tane kovanımız var bu bölgede. Tabii gezginci aracı statümüz var. Gezgincilik de yapıyoruz. İşte yıllarca Çankırı'ya gittik. İşte kestane balına falan gidiyoruz. Zonguldak
yöresine, Alaplı bölgesine. İşte Sivas'a arı götürdük. Ama tabii artık biz yavaş yavaş burayı sabitlenmeye çalışıyoruz. Çünkü burası çok hoşumuza gitti. Güzel bir yer. Orman balı yapıyoruz. Doktorlar arı ürünlerinin hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğü konusunda hemfikir. Her sabah en az çocuklara bir tatlı kaşığı bal yedirip de okula gönderelim. Hatta arı sütünü çocuklara çok öneriyorum. Zihinsel ve bedensel gelişmeleri için son derece önemli bir şeydir. 5 yaşından itibaren arı sütünü çocuklara da kullanalım ve hayat boyunca kullanalım mesela. Gençlik iksiri diyeyim ben. Hücre yenileyici gençlik iksiri bir şey. Arıcılığı iş olarak değil, insanlara hizmet olarak gören Tuncer Çalışkan, özellikle arı sütünün hücreleri koruyucu ve besleyici özelliği üzerinde duruyor. Çalışkan sözlerini noktalarken arı sütü, bal ve polenin en doğru tüketim biçimini izah ediyor. Sabah aç karınla önce arı sütünü mesela balla beraber kullanabilirler, dil altına kullanırlar, daha sonra bir kaşık bal tatlı kaşığı diyorum. Polen kullanabilirler. Polen de çok önemli bir şeydir. Burada biliyorsunuz buranın poleni de çok güzeldir. Karma bir polen. Yani polenle beraber ve güne çok sağlıklı ve dinç başlarlar.